Allah Celle Celaluhu Zümer Suresi 49. ayet-i kerimede insanı bize tasvir ediyor. Esenuzu billah. Fe izâ messel insânu durrun. İnsana bir sıkıntı, bir daralma, bir olumsuzluk, bir musibet, bir hoşuna gitmeyen bir olay, değil mi? Hayat arkadaşlar sürprizlerle dolu. Kimin yarın ne olacağı, ne şekil olacağı, yarın bizi neler bekliyor, öbürsü gün neler bekliyor? Bilemiyoruz. Adam bakıyorsun, yani ufak bir hastalıktan diye doktora gidiyor. 6 ay sonra canası geliyor. 6 ay sonra canası geliyor. Ya diyorsun bu sabah sağlam adamdı diyorsun. Adam bakıyorsun yola çıkıyor, ertesi gün bakıyorsun cenazesi geliyor. Senin başına bir iş gelebilir, sen çarpmazsın millet sana çarpar. Sen de bir şey olmaz başkası sana musallat olur gibi. Mevla buyuruyor, فَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانُ زُرُّ İnsana bir sıkıntı gelip çattığında, دَعَانَا bize dua eder. Bizden ister, bizden talep eder, bize beyan eder, bize anlatır, bizimle konuşur. Fani olan kul, baki olan Allah Celle Celaluhu itibata geçer. Tamam. Buraya kadar güzel. Thumma iza havvelna nimeten minna. Sonra biz onu nimetlendiririz. Yani sıkıntısı geçer. Daha hafif atlatır. Daha büyük zarar bekliyordu. Daha hafif atlatır. Öyle ona bir sabır verir. Bir sükunet verir. Ondan sonra o ondan geçer. Dilediği zamandan daha çabuk, dilediği zamanın daha kısa zamanda hallolur. Yani bulunmuş olduğu duruma göre Allah Celle Celaluhu'nun ona vermiş olduğu o hal onun için bir nimet olduğu bir pozisyon düşünün. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ Biz ona kendi katımızdan bir nimet verdiğimizde o der ki bu bana bilgimden dolayı verilmiştir. Ben bu meseleyi bilgimle, tecrübemle, becerimle, ileri iyi görerekten hallettim. Ben bu krizden böyle çıktım, ben bu hastalıktan böyle çıktım, ben bu piyasadan böyle çıktım, ben bu manada şöyle büyüdüm, böyle büyüdüm. Bu tamamen benim artılarımla, eksilerimle ve benim durumla alakalı bir olay. Ben böyle bahseder. Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir. Bu adam bütün bu kazanç yollarını, çalışma yollarını, şu anda elimde olan nimeti ben elde ettim diyor ve bütün kazanımını, bütün Allah'ın üzerindeki nimetlerini kendi bilgisine, becerisine, maharetine atfederek nimetin gerçek sahibi olan Allah Celle Celaluhu'ya karşı bir edepsizlik yapıyor. Bir başarıyı, bir ilerlemeyi, bir sıkıntıdan kurtuluşu sadece kendi bilgi, beceri ve tecrübesine atfederek İşte ben becerdim, ben yaptım, ben ettim ki insanların içerisinde böyle anlatanlar var. İşte millet donattı, gaz veriyor, siz nasıl yaptınız bunu? Ya öyle yaptım, böyle yaptım, şöyle hesap ettim, böyle hesap ettim falan. Hiç Allah Celle Celaluhu'nun kendisinin iradesinin üzerinde olan ve sadece onun iradesiyle işin ilerleyebileceği Allah Celle Celaluhu'nu hiç hesaba katmadan sadece kendisine meseleyi hamledenler Rabbimize karşı büyük edepsizlik yapmış olurlar. Evet. Senin bilgin, senin becerin, senin tecrüben, senin aklın, senin aile yapın, senin ekonomik yapın, senin bir takım şeylerin bu meselede bir etken olmuş olabilir. Ama bütün her şey tam olsa, Allah'ın dilemesi olmasaydı olabilir miydi? Olmaz. Sen bütün her şeyi güzel yapacaksın. Allah Celle Celaluhu da senin iradenle Rabbimizin iradesi paralel olunca bu olacak. Dolayısıyla insan ne olursa olsun her bir aslında başarı, her bir başarı kıymetli cemaat-i Müslümin bizim için bir kişilik testidir. Her bir muvaffakiyet bizim için bir kişilik testidir. Her bir kazanç bizim için bir kişilik testidir. Bazen insanın kişiliği ferahlıkta ve nimet elinde olunca ortaya çıkar. Orada daha iyi tanırsın adamı. Fakirlikte tanıyamadığın, sıkıntıda tanıyamadığın bir adamı bakalım Allah biraz nimet verdiğinde tanırsın. Her bir ferahlama bizim için güzel bir şeydir. Her bir rahatlama bizim için güzel bir şeydir. Ama aynı zamanda bizim için de bir imtihan olur.